salonuna teşrif etmektedirler. The 11th President of the Republic of Turkey, His Excellency Abdullah Gül, is entering the ballroom. Dear ambassadors, there will be simultaneous translation and the medium of language will be in Turkish, so please kindly find the earphones at the corner of the ballroom. Sevgiler Sabancı'yı sahne davet ediyorum. Sabancı Üniversitesi adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün Sayın Fatih Biroğlu'nun üstlendiği önemli görevi kutlamak için birlikteyiz. Doktor Fatih Biroğlu, Uluslararası Enerji Ajansı'nın üyesi, 29 ülkenin tamamının desteğiyle icra direktörlüğü olarak seçildi. Bu başarı aynı zamanda bir ilk oluyor. Fatih Bey, ajans sahibinde tüm ülkelerin desteğiyle ve ilk defa kuruluşunun içerisinden bir kişi olarak seçilen ilk icra direktörü oluyor. 1995 yılından beri Paris'te yerleşik Uluslararası Enerji Ajansı'nda çeşitli görevlerde bulunan Fatih Bey, son 9 yıldır ajansın baş ekonomisti görevini başarıyla yürütüyor. Ben kendisini Fatih Biroğlu 2005 yılında tanımıştım. O dönem hükümetimizin ve özellikle Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in öncülüğünde Türkiye'nin heyecanla Avrupa sürecine hazırlandığı yıllardır. O yıllar Türk özel sektörünün elektrik üretimindeki payı %17 idi. Bugün ise bu oran %50'ye çıktı. Yine 2005 yılında sadece Kayseri bölgesi elektrik dağıtımı özel sektör tarafından yapılıyordu. Bugün tamamı özel sektör tarafından yapılıyor. Son 10 yılda kurulu güç %90 arttı ve tamamı özel sektör tarafından yapıldı. Toplam 50 milyar doların üstünde alım ve hazine garantisi olmadan üretim için yerli ve yabancı yatırım yapıldı. Biraz önce Sayın Bakanımız Taner Yıldız beni düzeltti. Dedi ki toplam rakam üretim için 51 milyar dolar ama dağıtım için 13 milyar dolarla koyarsak demek ki Türk özel sektörü son 10 yılda 64 milyar dolar yatırım yaptı bu sektöre. Hükümetin enerji politikalarına güvenin bir göstergesidir. Burada tüm enerji sektöründeki oyuncu arkadaşlarımız buradalar. Böylece Türkiye'de çok ciddi bir enerji sektörü, özel enerji sektörü ortaya çıkmış oldu. Enerji sektörünün güçlü büyümesini sürdürmesi, daha liberal ve rekabetçi bir yapıya doğru gelişmesi özel sektör olarak en büyük arzumuz. Ayrıca son dönemde atılan adımlar ile Türkiye'nin dinamik enerji piyasası hem petrolde hem de doğal gazda önemli enerji güzergahlarının birleşme yeri oluyor. Türkiye'nin dünya enerji dengelerindeki rolü gitgide büyüyor. Bu önemli gelişmeleri bir enerji yatırımcısı olarak bizler de sürekli ve yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Bakanım, değerli misafirler, İşte bu gelişmenin bir parçası olarak Sabancı Üniversitesi'nde enerji sektöründeki önemli oyuncuların desteğiyle bir merkez kurma fikri Sayın Fatih Birol ile birlikte geliştirdiğimiz bir fikirdir. Kendisinin bu merkezin onursal başkanlığını kabul etmesi ve yol göstermesi
göstermesiyle İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi'nin AYKEK'i Sabancı Üniversitesi bünyesinde ve siz değerli sektörün desteğiyle kurduk. 2010 yılında enerji ve iklim konularında Fatih Bey'in tabiriyle bir kutup yıldızı olarak faaliyet göstermek üzere kurulan AYKEK'in amacı, geleceğe yönelik bağımsız araştırma ve politika merkezi olup, bölge ve dünya için enerjide sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Üniversite, özel sektör ve kamuoyu aynı platformda bir araya getirmek ve çözüm önerileri hazırlamak hedefimiz. Sayın Fatih Birol'un vizyon ve yön göstermesiyle AYKEK ilk raporunu gelecek aylarda tamamlıyor ve 6. Enerji Konferansı'nı da Mayıs 15'te yapıyor. Ayrıca bugün sizleri burada görünce bir konuyu tekrar dikkatinize de getirmek istedim. AYKEK'in desteğiyle Sabancı Üniversitesi'nde enerji teknolojileri ve yönetimi konusunda interdisiplineri yüksek lisans programı başlamış bulunuyor. Ülkemizde bir ilk olan bu master programına olan ilgi bizleri çok sevindiriyor. Nihat Bey, Sayın Rektörümüz ve Dekanımız, MIT gibi işbirliğimiz olan üniversitelerden gelen misafir öğretim üyelerimizle bu programı sürekli daha da zenginleştirmek için çalışıyorlar. Daha iyi enerji geleceği için tüm dünyada enerjinin üretiminden tüketimine tüm aşamalarını kapsayan, enerji güvenliğini güçlendirecek, enerji verimliliğini iyileştirecek, etkin, çok yönlü ve sürdürülebilir enerji politikalarına gereksinimiz var. Güvenilir, ekonomik ve temiz enerji için birlikte çalışmak motosuyla faaliyet gösteren Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu yöndeki çalışmalarının daha iyi bir enerji geleceği için oldukça kritik olduğunu düşünüyoruz. Fatih Bey'in OPEC'te başlayan petrol üretiminden AYAY'daki tüketim tarafına uzanan tecrübesi, Davos'tan Etiyopya'nın köylerine enerji sorunlarını çözmek için yaptığı etkin çalışmalar, enerji alanında en saygın ve etkin uluslararası kurum olan ajansın çalışmalarına çok büyük katkısı olacağına hiç şüphemiz yok. Ayrıca bu yıl iklim değişikliği ile iklim değişikliği ve Paris'teki toplantılar, Kasım ayında G20 ve B20 ile zirveleri, Antalya'da yapılacak olan zirveler, bütün dünya için enerjinin güvenilirliğinin, jeopolitik gelişimlerinin ve çok kritik iklim değişikliği konusunun tüm dünyada önemli ve öncelikli gündemde olduğu bir zamanda bulunuyoruz. İşte Sayın Fatih Birol'un ajans tarihinde ilk defa oy birliğiyle seçilen icra direktörü olmasına ülkemiz için ve dünya için büyük bir fırsat olduğunu bu sebepten inanıyoruz. Ve kendisine başarılar diliyoruz. Bir kez daha Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız'a bizimle olduğu için, Sayın Cumhurbaşkanımız, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'e bir kez daha bizi onurlandırdığı ve bizden hiç esirgemediği AYKEK'in kuruluşundan itibaren ilk konferansının açılışını da yaparak hiç esirgemediği destekleri ve bugün de aramızda bulundukları için bir kez daha kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Hepinize değerli misafirler, bugüne geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederken hepinize onur ve gurur yaşatan değerli Fatih Birol'u kürsüye davet ediyorum.